olağanüstü akrobasi için. Ve bu da her yıl yapılan büyüleme yarışmasındaki üstün başarı kadehi. Etkileyici. Bunların hepsini sen mi kazandın? Hayır. Ablam kazandı ama... Esmeralda, başarıların için tebrikler. Nettle'da gayet iyi gidiyor. Özellikle süpürge sopası çalışmasında. Bunu duyduğuma çok sevindim. Okul günlerimin yarısı uçarak, uzun mesafe sürat koşusu yaparak geçmiştir. Hepsini çok sevdim ve tabii ki gösteri ekibinin kaptanıydım. Ben de... Yani olacağım. Bayan Talim dönemin en iyi uçan öğrencisi olduğumu söylüyor. Ve diğer her konuda sınıfın en başarılısı benim. O zaman başkan sen olmalısın. Mildred Hubble olmasaydı olurdum. Yüce büyücü Mil hakkında bir şey duymak istemez. Hayır, aslında isterim. Peki, bana bu Mildred Hubble'la ilgili ne anlatabilirsin? Nereden başlasam ki? Beni domuza dönüştürdü. Günlerce domuz burnu ve kuyruğuyla yaşadım. Yani okul sorunlarının çoğu Mildred Hubble'dan mı kaynaklanıyor? Hepsinin ondan kaynaklandığını söyleyebilirim. Kızın asla kabul edilmemesi gerektiği çok açık. Mildred Hubble sadece beceriksiz değil. Aynı zamanda hepimiz için tehlike. Hem de nasıl? Bilemiyorum Millie. Belki biraz daha geleneksel bir şeyler yapmalısın. Ama ben geleneksel değilim. Bayan Kakıl yaratıcı olmam gerektiğini söyledi. İzle. Beherler dolar dolmaz. Asayı doğrult ve... Beğendin mi? Farklı. Bayan Kakıl'a verilen mektubu kim yazmış biliyorum. Kim? Tabii ki Ethel. Az önce onu muhteşem büyücüyle konuşurken duydum. Seni kovdurmaya çalışıyor. Onun muhteşem büyücüye mektup yazdığına inanamıyorum. Tabii ki yazdı. Bir halov olduğu için her şeyden kurtulabileceğini düşünüyor. Ama yanılıyor. Hiçbir yere gitmiyorum. Yani büyülü bir ailem olmayabilir ama Bayan Kakıl bana inanıyor. Bunu yapabileceğimi biliyorum. Ben de öyle. Ben de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.